Turlar, fuarlar, kongreler erteleniyor. Sınırlarda alınan önlemler artıyor. Bütün bunların nedeni dünyaya kabus yaşatan koronavirüsü. Şu anda ülkemizde vakaya rastlanmasa bile etkileri hissediliyor. Kapalı Çarşı hem turizmde hem de ekonomide Türkiye'nin yüzü. Kapalı Çarşı'yı adım adım gezdiğimizde size büyüklüğünü göstermenin imkanı yok tabii ki. Ama bunu bir fotoğraf karesi üzerinde, daha doğrusu bir haritada gösterebiliriz. Tam 75 bin metrekarelik alan. Bakın şuraya, işte Kapalı Çarşı'nın bütün toplamı görmüş olduğunuz bu haritanın üzerinde var. 75 bin tamamı 40 bin metre kapalı alan. 2550 dükkan. Bunun içerisinde kuyumcusu var, hediyelik eşyası var, lokumcusu var. Yani aklınıza gelebilecek her türlü ürün Kapalı Çarşı'da mevcut. Kapalı Çarşı'nın müşterisi genelde yabancı turist. Dünyada ve ülkemizde yaşanan her olay buraya gelen ziyaretçi sayısını azaltıyor. Son günlerde ciddi bir sıkıntı yaşanıyor dünyada. Bu virüs aldı bir sürü ülkeyi sardı. İşte Çin'den çıktı. 50'nin üzerinde şu anda ülkede ciddi bir sıkıntı var. Türkiye'de vaka yok ancak Türkiye'nin bütün komşuları bu virüsten etkilenmiş durumda. Türkiye'nin etrafındaki kapılar da bile kapandı. Yani İran kapısı kapandı, Irak kapısı kapandı. Bir sürü seferler iptal edildi. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de turlar erteleniyor. Konferanslar, kongreler, fuarlar iptal ediliyor. Uçak seferleri askıya alınıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye turist gelişinde azalma yaşanıyor. Bu durumun en çok etkilendiği yerlerden biri de Kapalı Çarşı oluyor. Kapalı Çarşı da biraz daha etkiledi. Yani burası turistlere bağlı, yabancıya bağlı olduğu için daha çok dışarıdan gelen insanlara, yani yerlide çok yabancıya hitap ettiği için en çok etkilenen iş kolları biz olduk şu anda. Yani sayıda ciddi bir azalma oldu. Kapalı Çarşı Esnaf Derneği çarşıdaki hijyeni sağlamak için elinden geleni yapıyor. Lavabolar, tuvaletler dezenfekte ediliyor. Sağlık konusunda tüm önlemler alınıyor. Ekonomik anlamdaysa bizim yapacağımız bir şey yok, yani elimizde değil. İnşallah bu sağlıkla ilgili sorun çıkmaz. Ülkemize bulaşmaz bu mikrop ve geçicidir. Hazirandan sonra inşallah işler düzelir. Umudumuz o.